Evet kıymetli arkadaşlar 7 Mart 2024'ün ilk videosuyla karşınızdayım. Fener'in maçı var ve Fenerbahçe'miz Union St. Julius takımıyla maç yapacak ve bu takımın teknik direktörü Alexander Blessin Fenerbahçe maçından önce açıklamalarda bulunmuş. Biz de bu açıklamalara yer verelim. Ancak benim dikkatimi bir şey çekti. Adam dersine bence iyi çalışmış. Niye biliyor musunuz? Fenerbahçe denildiğinde önlerinde saygıyla durmam gerekiyor. En önemli ekiplerden bir tanesi. Yarın karşımıza ciddi bir rakip olacak. Ancak önemli olan soru şu. Konferans ligini ne kadar ciddiye alıyorlar? Yani şu anda Türkiye liginde Galatasaray'ın 2 puan gerisindeler. <laughs> Galatasaray'ın değil. O konuda yanlış bilgi sahibisiniz. Biz hakemlerin 2 puan gerisindeyiz. Yani Galatasaray şu anda bizim 15 puan altımızda olması lazımdı. Yarınki maçı ne kadar önemsedikleri önemli bizim için. Üzerinde ciddi bir baskı var. Ekipte çok kaliteli oyuncular bulunuyor. Bu oyunculardan hangileri sahaya çıkacak yarın? Bu da önemli. Konferans liginde genelde Batshuayi oynatıyorlar fakat Ceko da çıkabilir diyor. Ee, şimdi saat 23'te maçımız ve mücadele Eksten'den ve Selçuk Sport'tan naklen yayınlanacak arkadaşlar. Onu da belirteyim. Ee, ya en azından Fenerbahçe'nin Hani şu maçı saat şu saat olduğu için e, ne bileyim e, daha erken verilemez miydi diye düşünüyorum da. Böyle havle çekiyorum arkadaşlar bazı şeylere. Şimdi Fenerbahçe'de bir sıkıntı, bir skandal daha var. Nedir o sıkıntı ve skandal? bekao Fenerbahçe'de sakatlık haberi Rodrigo BKO yok. Şimdi Bekao'nun ameliyat edilen tendonunun yanında bulunan kas grubunda grade 2A yırtık tespit edilmiş. Bunu da Yağ belirtmiş arkadaşlar. Şimdi grade 2A yırtık öyle kolay iyileşen bir olay değil. Önce onu bir belirteyim. Yani kolay iyileşen bir oyuncu değil. Şimdi Yağ haberine göre Atakaş Hatay Spor karşılaşmasında sahaya dönen maçın son anlarında sakatlığı nedeniyle oyundan alınan Bekao için bir açıklama var. 10 gün uzak kalacak diyor. Pendik spor maçında da sakatlanmıştı hatırlayın. 3,5 ay sakat kalmıştı. 14 maç oynayıp 1 gol attı futbolcu. Şimdi benim bilgilerime göre arkadaşlar. Pendik spor maçında kesin olarak yok. Zaten Pendik spor maçı hafta sonu arkadaşlar. Yani onun da bir sonraki maçta. St. Julius maçında oynayabilir. Trabzonspor maçında da oynayabilir. Bendeki bilgiler de bu şekilde. Ama şunu belirteyim. Yani inşallah sağlık ekibimiz işini biliyordur. Açık söyleyeyim ben gram güvenmiyorum. Yani sağlık ekibine sağlam birini verin. Alın bunu iyileştir deyin, Öldürmeden bırakmayacakları görüşündeyim. Gerçekten bak. Yani ben içimdekini dışından söyleyeyim de. Sonra bana hocam sen de Ali Koççuymuşsun, şucuymuşsun, bucuymuşsun demeyin. Açık ve net söylüyorum abi. Ya abi adamların milletin sakatı gidiyor. Sezonu kapattı deniliyor. Herif iki ayda tıkır tıkır geliyor. Ha, o onların sahtekarlığıdır, yalancılığıdır. Ben onu bilemem. Ama bizim maşallah dediğimiz üç gün sonra ölüyor. Ya bizde mi sıkıntı var? Sağlık ekibinde mi sıkıntı var? Arkadaş bir yerde sıkıntı var. İster kabul edip ister etmeyin. Bir yerde sıkıntı var arkadaşlar. İsmail Kartal'ın ve şu açıklamaları var. Önce Batshuayi'nin açıklamalarına e, kulak verelim. Hocamız bana hani hocam bana güven veriyor diyor. Michi Batshuayi maç öncesi basın toplantısında açıklamalarda bulunmuş. Karmaşık bir maç olacak. İyi bir rakibe karşı oynayacağız. Hafife almamalıyız ve bunun bilincindeyiz. Genel anlamda güzel bir maç olacak demiş. Benim açımdan büyük mutluluk burada olmak. Ailem yarın maçta olacak. Böyle bir ambiyansla maç oynamak benim için büyük bir keyif olacak. Benim büyüdüğüm yer burası. Beni izleyenlerin önünde iyi bir performans ortaya koymak istiyorum demiş. Şimdi aslında basın toplantısına Batshuayi ile çıkmak da mantıklı. Yarın Batshuayi oynayacak olsa da, Ceko oynayacak olsa da rakibin kafasını karıştırma. İşte diyorum ya, son haftalara giriyoruz. Artık İsmail Kartal'ın bol bol sürpriz yapması lazım. Ama yaptığı sürprizin de tutması lazım. Yani İsmail Kartal'ın yerinde olsa mesela Süper Lig maçı yapacaksın sürpriz bir şey. Ve rakip hiç beklemeyecek. Çünkü ezberlediler. Artık Fenerbahçe'yi yani moleküllerine kadar ezberlediler arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Moleküllerine kadar ezberlediler. Şimdi bak şu an başka neler diyor. Hocamız da iyi anlaşıyorum. Bana fazlasıyla güveniyor. Elbette her oyuncu gibi ben de oynamak istiyorum. Oynayarak da gol atmak istiyorum. Hocamız beni ne zaman kullanması gerektiğinde iyi biliyor. Netice itibariyle patron o demiş. Belçika futbolunun gelişiminden dolayı gururluyum. İyi takımlar var ve sürekli gelişiyorlar. Bu gelişimi takdir ediyorum diyor. Ofansif anlamda tehlikeli olan bir takıma karşı oynayacağız. Ama biz de güçlü bir takımız ve takım arkadaşlarıma güveniyorum diyor arkadaşlar. İsmail Kartal'dan açıklamalar var. Maçın değerlendirmesini oynamadan yapamayacağıma göre rakiple ilgili konuşmamız gerekiyor. Rakibi yeterince izledik. Yaptığımız analizler sonucunda çok iyi bir takım olduğunu, savunmada ve hücumda organize olduklarını gördük. Ekibimizde izledik ve oyuncularıma aktardık. Güçlü bir takımız ve hedeflerimiz var. İyi bir oyunla İstanbul'a en iyi sonuçta dönmek istiyoruz diyor. Süper Lig şampiyonluğumu, Konferans Ligi şampiyonluğumu ikisi birden isterim diyor İsmail Kartal. Güzel. Elinizdeki kadroyu en iyi şekilde değerlendirip istediğim oyunu ortaya koyacak en iyi 11'i sahaya süreceğim. 3 günde bir maç oynuyoruz ama bizim için önemli maç yarın. En iyi sonucu alabileceğim oyuncularla sahaya çıkacağım. Bu konuda iyi çalıştığımı düşünüyorum diyor. Hocam İsmail Kartal'ı sen analiz ediyorsun. Senin söylediklerin oluyor. Sen buradan ne anlıyorsun? Arkadaşlar ben buradan birkaç rotasyon anlıyorum. Yani beklenen o az kadrodan 2-3 oyuncu değişik olarak algılıyorum. Bilginiz olsun. Çünkü bak dersime iyi çalıştım. Sihirli kelimelere sihirli ifadeleri var İsmail Kartal'ın. Ben İsmail Kartal'ı tanıyorsam hani e, mesela onu söyleyeyim. Batu çok duygusal bir çocuk ve çok iyi oyuncu. Hangi maçta neler vereceğini çok iyi biliyorum. Bizim için ligde Avrupa'da yani çok önemli ekibimle bir toplantı yapıp son kararı vereceğim diyor. Buraya elimizdeki takımla birlikte tam kadro geldik. Sakatlar dışında diyor. Biz kupada gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz ve bu turnuvayı umursuyoruz yani önemsiyoruz diyor. Bu seneki Fenerbahçe'de güçlü geniş bir kadromuz var. Her futbolcumuz ile görüşüyorum. Futbolda her kulvarda gideceksiniz diye bir şey yok. Rakibimiz de burada elendi. Benim takımdaki oyuncular 50. maçını oynayacak. Bu maçları oynamak kolay değil. Liverpool'da bile 13 tane sakat oyuncu var. Fazla maç oynamaktan dolayı biz kupaya konsantre olamadık. Bu demek değil ki burada da kötü sonuç alacağız. Bizim şampiyonluk yarışımız devam ediyor. Bu turnuvada da elimizden geleni yapacağız. Bekao, İrfancan ve King'in durumu. Şimdi üçünün durumu çok önemli. Tedavileri devam ediyor. İstanbul'da bıraktık. Avrupa listesinde olmayan oyuncular da İstanbul'da birlikte çalışıyorlar demiş. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Walking, tam olarak ne yedi? Yani ne yedi? İrfancan Can Kahveci'yi biliyorum arkadaşlar. İdman'da ağrı hissediyor. Onun arkasında, onun akabinde bakıyorlar ki ağrının sonucunda sakatlık oluşuyor. Yani İrfan Can'ınki İdman'da oldu. Olabilir. Ama öbür arkadaşlar ben çok merak ediyorum. Yani ne yediler? Ne yediler de bu gerçekleşti. Bekao mesela. Yanlış ameliyat mı oldu yanlış başka bir şey mi var Hayır, Bana bunu açıklayın Hadi Koç bu böyle gitmeyecek diyor Fenerbahçe Başkanı Ali Koç Bu gidişat böyle gitmeyecek Bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır birçok sebebi var birkaç güne anlatacağım Dikkatle dinleyin demiş arkadaşlar Şampiyonluk iyilik kötülük Adil rekabet vesaire vesaire birkaç gün içinde bir basın toplantısı Ya da bir TV programı olacak Beni orada iyi dinleyin diyor Ali Koç. Fenerbahçe'nin her türlü başarısı pek çok zorluk altında olmuştur. Bugün futbolun geldiği nokta her anlamda medya, taraftar, yönetenler, yöneticiler, federasyonlar, hakemler. Her anlamıyla yerlerdeyiz. İster istemez bu girdabın içine giriyoruz. Sportif rekabet mi yapıyoruz, çirkinlik rekabeti mi yapıyoruz, iletişim savaşları mı yapıyoruz belli değil. Bu gidişat böyle gitmeyecek, bu gidişat böyle devam ederse Fenerbahçe için her türlü zorluk önüne çıkacaktır. Birçok sebebi var. Birkaç gün anlatacağım. Dikkatle dinleyin diyor. Şimdi Ali Koç bu durumdayken bir de Aziz Yıldırım'ın açıklamaları var. Aziz Yıldırım'la ilgili son dönemde birçok iddia ortaya atıldı. Ben de dahil birçok kişi iddia ortaya attı. Bakın bu kanalın bir özelliği var. Bu kanalda atıyorum ben bir duyum mu verdim? Çıkmadı mı? Delikanlı gibi çıkıp arkadaşlar ben böyle bir duyum verdim. Olmadı gerçekleşmedi deme delikanlılığı var. Bunu birçok kanalda bulamazsınız. Hatta onlar başarısızlığını örtmek için yalanlar da söylerler. Birilerine hedef gösterip sizi birilerine saldırmaya da teşvik edebilirler. Ama bu kanalda böyle bir durum yok arkadaşlar. Şimdi Aziz Yıldırım'ın açıklamalarını okuyalım. Fenerbahçe'nin şu anda başkanlık gibi bir derdi yoktu. Benim herhangi bir tutan olursa kamuoyu bunu üçüncü kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir diyor. Son dönemde Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı ile ilgili ismimin içerisinde bulunduğu birçok iddianın kesin aday olacak ifadesiyle kamuoyunda yer aldığını gözlemlemekteyim. Yakın zamanda açıkça belirttiğim gibi Fenerbahçe futbol takımı şampiyonluk yolunda mücadele etmektedir ve kulübün gündemi başkanlık değil şampiyonluk olmalıdır. Bakın kulübün gündemi başkanlık değil şampiyonluk olmalıdır. Ancak camia ısrarla şampiyonluk gündeminden uzaklaştırılmakta, teknik ekip ve takım bu durumdan olumsuz etkilenmektedir. Buna asla müsaade edilmemelidir. Yine geçtiğimiz aylarda düzenlediğim bir basın toplantısında sorulan bir soru üzerine ifade ettiğim gibi kulübe FETÖ'cü, hocacı ya da herhangi bir şekilde kulüpten menfaat sağlamış kişiler aday olursa, karşılarına da hiç kimse aday olarak çıkmazsa aday olacağım şeklinde kulübümüz adına son derece önemli bir takım prensipleri ortaya koymuştum. Gelinen noktada seçimli olan genel kurula daha aylar vardır ve yapılan tüm bu konuşmalar yersizdir. Takımımızın şampiyonluğa ihtiyacı vardır. Ancak camianın gündemi ısrarla şampiyonluktan uzaklaştırılmaktadır. Fenerbahçe'nin şu an başkanlık gibi bir derdi yoktur. Benim herhangi bir planlamam olursa kamuoyu bunu üçüncü kişilerden değil bizzat şahsım tarafından öğrenecektir. Dolayısıyla hiç kimsenin benim yerime açıklama yapma hakkı yoktur. Seçimli olan genel kurul zamanı gelince gerekli açıklamalar yapılır. 50 binden fazla üyesi bulunan Fenerbahçe Spor Kulübü'nde başkanlık için birçok uygun adayın çıkması söz konusudur. Ve zamanı geldiğinde bu kişiler aday olarak çıkmalıdır. Çıkmıyorsa da bu üzücü bir durumdur. Ancak bunları konuşmak için çok erkendir ve tartışmaya gerek yoktur. Kimsenin benim adıma konuşmasını be konuşmamasını bekliyor. Bununla birlikte zamanı geldiğinde bizzat yine şahsım tarafından gerekli açıklamaların yapılacağını bunun dışında hiçbir bilgiye itibar edilmemesini kamuoyuna rica ediyorum diyor Sayın Aziz Yıldırım. Yani Aziz Yıldırım'ın da dediği gibi arkadaşlar gündem şampiyonluk. Şampiyonluğa odaklanalım. Şampiyonluğu konuşalım. Aksini hiç dile getirmeyelim. Aksini hiç dile getirmeyelim. Eğer aksini dile getirirsek vay bizim halimize. Bakın ben şunu söyleyeyim. İnandığım bütün değerler üstüne yemin de edebilirim. Galatasaray top mop oynamıyor. Galatasaray ya eski oyuncuları zamanında oradan ekmek yiyen oyuncuları ya yeni oyuncuları işte üstünde TFF falan yazıyor. Kokart falan takıyorlar. Onlar bir şekilde itekliyor, iteliyor. Bir derbiye çıktılar. Halil Mutmeler'in 700 tane boyası meydana çıktı. Oyunu yavaş başlattırıyor. Beşiktaş ataklarını kesiyor. Oyunculara müdahalesi hani nasıl diyeyim size Beşiktaş'ta oyunculara teröristmiş gibi davranıyor. Galatasaraylı oyunculara sanki ablasıyla, bacısıyla evliymiş gibi davranıyor. Ya da anasıyla evliymiş gibi davranıyor. Bu her dönemde böyle oldu. Ve sürecek bu. Bakalım arkadaşlar. Yani rakip anladı aslında. Mesela Galatasaraylı arkadaşlarım diyor ki adaletli olanlar ya da adil konuşanlar. Oğlum biz sizi diyor saha dışına çekmek zorundayız diyor. Eğer saha dışına çekemezsek siz şampiyon olursunuz diyor. Bak siz şampiyon olursunuz ne demek? Bak mesela Galatasaray stadında. Galatasaray'ın yeni stadında Fenerbahçe galibiyeti Galatasaray'dan daha fazladır. Biliyor musunuz bunu? Bilmiyorsunuz. Gerçekten diyorum bilmiyorsunuz. Geçen sene Jorge Jesus bence iki Galatasaray maçında sattı. İkisinde de sattı maçı. Galatasaray'a hediye etti maçı. İkisinde. Ve ne yapıyorlar? Ya Fenerbahçe'nin bu sene yeneceğinden eminler. Fenerbahçe orada açılış yaptı, kapanış yaptı. Samiye'nin kapanışının oranın açılışını. Adamlar bizi saha dışına çekme derdindeler. Aman bunlar başkanlıktan ilgilensin. Aman şöyle böyle. Şimdi diyeceksiniz ki hocam sen de transfer duyumu veriyorsun. Transfer duyumu sahanın dışına çıkmak değildir. Transfer duyumu sadece söylentilerin Video haldir. Yani e, olay budur arkadaşlar, olay budur. Şimdi birçok transfer duyumunda vereceğim, vermek zorundayım da, onu da özellikle ve özellikle belirteyim çünkü bizim gündemimiz bu. Şimdi ikinci gündem şu: Fenerbahçe'de şampiyonluklar var, karar yok. Şimdi bak, tam biz odaklanalım derken Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yaptığı açıklama. Aslına bakarsanız ben bu açıklamayı şimdi altı şapka tekniği diye bir şey var. Bunu size nasıl anlatsam bilmiyorum ama ya farklı altı düşünce yöntemiyle bir olayı yorumlamak diyeyim tamam mı? Başka spor kulübü 1959 öncesi sezonlar için yaptığı başvurunun TFF tarafından henüz incelenmediğini açıkladım. Şimdi ben şunu da söyleyeyim sosyal medyada birçok iddia var arkadaşlar ee, Galatasaraylıların yani Yapamayacakları hiçbir şey yok. Siyaseti de kullanırlar. Dini de kullanırlar. Anlatabiliyor muyum? Adalet şu bu falan filan. Hepsini kullanırlar. Dikkat edin. Ben size öneriyim. Ben size tavsiye edeyim. Dikkat edin. Bunlar her şeyi kullanabilirler. Şimdi ben sosyal medyada bir şey gördüm. Diyorlar ki eğer diyorlar Murat Kurum seçilmezse. Diyeceklermiş ki Fenerbahçe taraftarı Murat Kurum aleyhine çalıştı. O yüzden seçilmedi. Diye. Bence tam tersi olması lazım. Bence Galatasaray siyaseti futbolun içine soktuğu için insanların tepkisini aldı. Galatasaraylılar bile oy vermekten vazgeçti. Ben orada söyleyeyim. Ve bunlar bu söylentiyi çıkarma hazırlığında olduğuna göre emin olun anketlere manketlere hepsine bakmışlardır. Öyle bunlar karşınızdaki kitleyi öyle boş beleş bir kitle zannetmeyin. Kitlenmesi gereken bir kitle var karşıda. O yüzden kitleyeceksiniz. Şimdi ben Fenerbahçe'den yapılan açıklama var. Ee, kulübümüzün 1959 öncesi Türkiye Şampiyonlukları ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu yaptığı resmi başvurunun üzerinden bugün itibariyle dünden bahsediyor 3 yıl yani 1095 gün geçmiştir. Başvurumuz süresince iki farklı yönetim görevi yapmış olmasına rağmen bu başvuruyu sonuçlandırma iradesinin ortaya konulamadığı görülmektedir. Bu süreçte geride bıraktığımız Temmuz ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 1959 yılında Türkiye 1. Futbol Ligi olarak başlayan ve Süper Lig olarak devam eden 1959 öncesi ve sonrasındaki başarı kriterleriyle resmi statüsünü değerlendirmek üzere özel bir komisyon oluşturulmasına karar verilmiştir. Açıklaması yapılmış ancak bugüne dek herhangi bir somut adım atılmamıştır. Bir başvurunun incelenmek üzere TFF yönetim kurulunda 3 yıl beklemesi gibi bir duruma daha önce rastlanılmadığı gibi bu durumun kulübümüzün hak arama hürriyetine halel getirdiği tartışmasızdır. İlk günden itibaren tarihi gerçekler resmi dayanak ve kanıtlarla hakkımızı aradığımız 1959 öncesi şampiyonluklarımız için bir an önce gereken adımların atılmasını ve hakkımızın teslim edilmesini beklediğimizi, davamızın arkasında olduğumuzu ve asla vazgeçmeyeceğimizi, reki, zeki rızaların, defterlerin, cihatların ve nicelerin emeklerine gölge düşmesine izin vermeyeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyuruyoruz diye. Şimdi ben buna kızdım. Arkadaş bunu buradan açıklama. Bunu ne yap? 12 numarayla açıkla. Bunu Lake of Tears'tan açıkla. Bunu Ayetullah Bey hesabıyla açıkla. Bak ben Fenerbahçe yönetimine kızıyorum. Fenerbahçe yönetimi e, değişecek. Değişen yönetime bir tavsiyem var. Bakın yaklaşık 60-65-70 bin kişilik bir kitleye hitap ediyorum. Belki o zamana kadar 100 bin olacağız inşallah. İnşallah Fenerbahçe şampiyon oldu da. Daha sonra görürüz. Ben kitleye hitap eden birisiyim. Ya benim gibi onlarcası var. Belki yüzlercesi var. Çok zor değil. Çok zor değil. Bu insanların hepsini bir çatı altında toplayıp Arkadaş şu şartları kabul edeceksin. Deyip hani bir WhatsApp çetesi olarak değil. Ama Fenerbahçe basın olarak bir grup açılabilir. Denilebilir ki arkadaş bakın gene şöyle bir grup açacağız. Onarlı 15 erli de olabilir. Herkesin bir grup başkanı olup bakın askeri sistem gibi hani on başı onbaşı başı gibi. Bir 10 kişilik grup olup burada tartışılan bir şeyler olabilir. O, o grupların liderlerinden, hani grupların her bir grubun bir lider olup onlar kendi arasında toplantı yapıp buraya aktarabilir. Hadi şu hashtagler yapılsın, şunlar yapılsın diye yapılabilir. Yapılmakta zorunda. Rakibimiz bunu yapıyor ve gayet de iyi yapıyorlar. Yani istesinler bugün sosyal medyayı her şeyle görebiliriz. Bak istesinler Fenerbahçe Atatürkçü de ilan ederler, FETÖ'cü de ilan ederler. İstesinler kendilerini FETÖ'cü de ilan ederler, Atatürkçü de ilan ederler. Çünkü o kadar iyi çalışıyorlar. Ben Hani şimdi eğri eğri doğruya doğru. Mesela bunun yapılması lazımdı. Bana kalırsa bunun başvurusunu, bunun şeyini mesela sosyal medya yapmalıydı. Fenerbahçe Spor Kulübü değil. Bu Fenerbahçe Spor Kulübü yapınca bak rakibi malzeme verdin. Şimdi rakip diyor ki bak diyor ha biz bunları diyor gündeminden çıkarttık. Hayırlı olsun diyor. Ya Fenerbahçe'nin gündemi şampiyonluk. Hani koçun yerinde olsam iki günde bir, üç günde bir çıkar derim ki bunlar derim birileri tarafından şampiyonluğumuzu yine çalacaklar derim. Biz haber aldık derim. Kulağımıza duyum geldi derim. Bak Galatasaray olsa yapardı. İnan ki yapardı. Eğer e, ayak oyunları vesaire Fenerbahçe yapıyorsaydı Galatasaray çok güzel yapardı. Çıkar derdi böyle böyle. Ben Ali Koç'a diyorum. Şu açıklamayı ben mantıklı bulmadım abi şu zamanda. Aziz Yıldırım'ın açıklamasını çok mantıklı buldum. Burada subliminal bir duyum vereceğim. Anlayın diye de tırnakla belirtiyorum. Hocam Aziz Yıldırım çıksa Fenerbahçe'nin pendik maçında bir tane locadan elini sallasa iş biter hocam. Taraftar bir araya gelir, camia bir araya gelir. Hayır. Aziz Yıldırım asıl bunun taraftarı böleceği görüşünde. Hocam Aziz Yıldırım çıksa Ali Koç'tan sarılsa sarmaş dolaş poz verseler bu camiayı bölüş bütünleştirir mi? Bu da ayırabilir. Bakın rakibe malzeme verirsin. Sen bilmem şöyle kovdun böyle kovdun diye. Sosyal medyada bir ay boyunca şey yaparlar. Bak Aziz Yıldırım'a bunları bunları dedi de. Aziz Yıldırım bunları bunları yuttu diye. Şu an en mantıklısı sezon bitene kadar Aziz Yıldırım'ın gözükmemesi. Şu ana kadar ne yaptıysa aynısını yapması. Ve buna dikkat etmesi lazım. Son olarak da İngiltere'de Fred tartışması diyor. Shoskayer, Fred'i her maç 10 üzerinden 7-8 oynayan oyuncu olarak tanıtmış. Hani biz bir salaklık yaptık gönderdik demiş. Fred Manchester United'ın yeterince iyi olduğunu söyleyen herkes hayal dünyasında yaşıyor demektir. Ee, yani o zamanlar bir şeyler demişler. Yine tutarsızlık söz konusu falan filan. 10 üzerinden 7-8 oynar. Fred'in onun üzerinden 7-8 olduğundan emin değilim demiş. Keane araya girmiş. Şoskaya'nın açıklamasından sonra. Onu orta sahada oynatmayı severdim. Çok koşardı. Bir orta saha oyuncususanız çok koşmanız şart demiş. Valla Manchester kariyeri 213 maç. 14 gol, 19 asist ve 2018-2023 arasında. Fenerbahçe'de 22'ye sahaya çıktı. 6 asist. aradaki kalibre farkı yani birisi e, atıyorum Samsun Spor'la Kayseri Spor'la maç yapıyor. Öbürü Chelsea ile Liverpool yapıyor. Yani baktığın zaman arkadaşlar aradaki kalite farkı da var. Ben şunu söyleyeyim. Fred'i e satın almak istiyorsanız Manchester United Kulübü yazın 50 milyon euroya satabiliriz. Yani 50 milyon euroya verebiliriz. Ben bir de şunu da söyleyeyim. Çok ciddi bir duyum olarak da bir tarafta kalsın. Eğer Fenerbahçe'nin bu sezonki şampiyonluğu da çalınırsa Fenerbahçe'den tarihi bir e, protesto gelecek. Şöyle söyleyeyim. Bütün futbolcularımız satılıktır şu bedeller diye bir bedel çizelgesi çıkarılacak. Fenerbahçe bütün futbolcularla o fiyatları veren takımlara satıp yollarını ayıracak. Ve bol bol da açıklama yapacak. Diyecek ki iyi teknik direktör de getirdik, iyi oyuncular da getirdik, iyi de oynadık. Şunu da yaptık. Ona rağmen şampiyonluğumuz çalınıyor. Biz ne yaparsak yapalım şampiyonluğumuz çalınacak. Ne lige güvenimiz var. Ne federasyona güvenimiz var. Ne bu sisteme güvenimiz var diyecek. Ondan sonra siz ondan sonrasına bakın. Ondan sonra siyasiler araya girecek. Ya siz ne yapıyorsunuz? Milleti bir hani millette başka şeyler düşündürmeye başlayacaksınız falan filan. Değil. Asıl o zaman başlayacak Fenerbahçe'nin yükselişi. Ben onu söyleyeyim. Asıl o zaman başlayacak. Ve başlamak da zorunda. Ben söyleyeyim. Ben Fenerbahçe Spor Kulübü'nün başkanının yerinde olsam bu hamleyi yaparım. Elimden geleni satarım. Derim ki arkadaş ben borcumu kapatacağım. Beni nasıl olsa şampiyon yapmıyorsunuz. Siz ölüp geberene kadar, sisteminiz çürüyene kadar, Beşiktaş, Trabzonspor ve diğer takımlar anlayana kadar ben böyle devam edeceğim. Diyecek. Bak bakalım neler oluyor. Ya yapmak zorundasın abi. Yapmak zorundasın. Bak Final Four'da oynuyor. Oynama düşüncem var. Bilmem şu düşüncem var. Bu düşüncem var. Ya Tadiç getirmişsin, Ceko getirmişsin. Herifler neler yapıyor, neler yapıyor. Sen ne, ne peşindesin? Yani hayırlısı olsun arkadaşlar hakkımızda. Fenerbahçe 267. kez Avrupa'da sahne alacak. Onu da söyleyeyim. Fenerbahçe'mize tabii ki bugünkü maçta başarılar diliyorum. Benim tahmini bir kadrom var aslında ama ben söylemeyeyim kadroyu. 266 müsabakada 105 galibiyet 106 yenilgi 55 beraberlik arkadaşlar eğer bu iki maçı kazanırsak Galibiyet sayımız Mağlubiyeti geçmiş olacak ee, 360 kez gol atıp 380 gol görmüşüz kalemizde Ve e, Van Aervatje Bu müsabakada iyi gidiyor İyi gitmesi de lazım arkadaşlar Açıkçası bir şeyleri de başarması Lazım çok farklı organizasyonlar var. UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi, Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası, Şampiyonlar Ligi Eleme, UEFA Şampiyonlar Ligi Kupa Galipleri Kupası, Konferans Ligi, hani birçok şey var. Dal var, branş var. Konferans Ligi'nde hiç beraberliğimiz yok, onu belirteyim. Bu maç bana beraberlik gibi geliyor ya. Bilmiyorum içimden bir ses maçın berabere biteceğini söylüyor. Hani hissi olarak diyeyim size. Söyleyeceklerim, aktaracaklarım bu kadar arkadaşlar. Allah Fenerbahçe'mizin yar ve yardımcısı olsun. Varsa içinizden geçen bir hissi bir şey yazabilirsiniz. Hani skor tahminim de yapmak. Bilmiyorum ben berabere bitecek gibi hissediyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir beğeniyi çok görmezseniz sevinirim. Kanala abone olmazsanız üzülürüm. Lütfen kanalımıza abone olalım arkadaşlar. Ve kanalımızı destekleyelim. Başka Kadıköy Sokak yok. Desteklerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.